Kalkınmacı, çevre dostu ve yeşil Balıkesir. Bilimsel çalışmalara göre kentsel atıkların %55 oranında geri dönüşümü sağlanabilmektedir. Halen Balıkesir'in atıkları kaynağından toplanarak önce toplama merkezlerine getirilmekte, oradan da imha merkezine nakledilerek yok edilmektedir. Sadece Gönen'in atıklarının taşınması için yıllık harcanan para 15 milyon liranın üzerindedir. Atıkların kaynağında tasnif edilmesi için bir master plan hazırlayacağız. Tasnif edilen atıkları uygun merkezlerde toplayarak bir kısmını doğaya dost hale getirip bir kısmını ise geri dönüştürerek ekonomik katma değer kazanılmasını temin edeceğiz. Bal kompost işletmesini kuracağız. Özellikle ev, kafe, restoran, yemek şirketleri ve otellerin gıda atıklarının kategorize edilip toplanmasını, yine hayvan çiftliklerindeki atıkların ayrıca toplanmasını temin edip bunlardan kompost gübre üreteceğiz. Üretilen gübreyi belediyelerimizin park ve bahçelerinde kullanmanın yanı sıra halkımızın kullanımına da sunacağız. Organize sanayi, küçük sanayi siteleri başta olmak üzere şehrin uygun bölgelerinde inşaat ve yapı malzemeleri atıklarının toplanması ve tasnif edilmesi için merkezler kuracağız ve tüm bunların ekonomik katma değer üreten projeleri hazırlayacağız. Toplama, depolama alanlarına yakın bölgelerde özel sektör işbirliğiyle biyogaz üretimi gerçekleştireceğiz ve kullanımı belediye binalarından başlayacağız. Özel sektör ile işbirliği yapacağız ve geri dönüşüm ve atık ekonomisiyle ilgili yatırım yapacak olan girişimcilere, başta kargo şirketleri olmak üzere çözüm ortaklığı yapacağız. Halen şehrin her yerinde kağıt ve atık toplayan kişilere lisans ve eğitim verip özel sektörle ortaklaşa yapacağımız projelere onları da dahil edeceğiz. Akıllı sinyalizasyon sistemleriyle trafik kaynaklı emisyonlarında önüne geçeceğiz. Elektrikli araç kullanımını teşvik edici politikaları geliştireceğiz. Paralel olarak elektrikli araç şarj istasyonlarını da yaygınlaştıracağız. Elektrikli bisiklet istasyonları kuracağız ve kullanımını özellikle teşvik edeceğiz. Belediyenin yapacağı toplu taşıma yatırımlarında çevreci araçları tercih edeceğiz. Düşük karbonlu ekonomiye geçişi ve karbon emisyon azaltılmasıyla ilgili çalışmalara destek olacağız. Balıkesir genelinde başta rüzgar, termal ve dalga enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerjiye yapılacak yatırımlara destek olacağız. Belediye bünyesinde temiz enerji ve iklim değişikliği birimi kuracağız ve kentimizde yeşil dönüşüm bilincini yaygınlaştıracağız. Kaz Dağları'nda yürüyüş parkurları, kamp alanları oluşturulması ve bölgenin bir ekoturizm merkezi olması için bir master plan hazırlayacağız. Ulusal ve uluslararası yatırımcıları kentimize çekecek çalışmalar yapacağız. Tarım verimliliği için özellikle uzayan mevsimi ve yeni sera olanaklarını da dikkate alarak özgün projeler geliştireceğiz. Bölgenin doğal kaynaklarını verimli kullanırken ekosistemleri, endemik varlıkları ve biyolojik çeşitliliği koruyan ve geliştiren önlemler alacağız. Bigadiç, Sındırgı, Kepsut ve Dursunbey'de ekoturizm yatırımlarını özellikle destekleyeceğiz. Yürüyüş parkurları, karavan ve kamp alanları kuracağız. Doğanın kirletilmesine hiçbir şartta izin ve fırsat vermeyeceğiz. Gönen Çayı, Kepsut Simav Çayı, Ayvalık Nikita Deresi, Manyas Gölü gibi su kaynaklarımıza atıklarını boşaltan ve sanayi bacaları da denetimsiz bırakılan işletmelerin hiçbirisine tolerans göstermeyeceğiz. Edremit ve Ayvalık'taki arıtmaların yetersizliği nedeniyle kanalizasyonlar derin deşarjla denize boşaltılmaktadır. Ve bu da bir çevre felaketine neden olmaktadır. Özellikle Cunda Adası civarındaki kırmızı mercanlar yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu konuda acil önlem alacağız. Arıtma tesislerini gecikmeden kuracağız ve bölgenin ekolojik dengesini koruma altına alacağız. Bölgenin su altı turizminin gelişmesini ve dünyaya açılmasını özellikle destekleyeceğiz. Balıkesir'in her noktasında kentsel yeşil alanların arttırılması için kapsamlı ve uzun vadeli master plan hazırlayacağız.
Bölgenin coğrafi ve iklim koşullarını da dikkate alarak kapsamlı bir ağaç dikim projesi başlatacağız. Bir dünya markası olan Balıkesir cevizine destek vereceğiz. Ceviz, ıhlamur gibi endemik ağaç türlerinin yaygınlaşmasını destekleyeceğiz. Yine endemik nitelikli Kaz Dağı göknarının daha geniş bir alana yayılması için çalışmalar yapacağız. Plastik ve cam kumbaraları kuracağız ve yaygınlaştıracağız. Doğa merkezli çözümler, yağmur suyu hasadı ile kendine yeten projelere ağırlık vereceğiz. Belli bir taban alanını aşan binalarda yeşil çatı zorunluluğu başlatacağız. Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde bahçecilik eğitimleri vereceğiz. Ağaç dikmek isteyen vatandaşlarımıza dikim kaynaklı masrafları için katkı sağlayacağız. Büyük masraflarla yapılan ve kötü yönetim nedeniyle işlevsel olmayan millet bahçelerini bakımlı ve fonksiyonel bir hale getireceğiz. Mezarlıkların bakımına ve bitki örtüsünün ağaçlarının korunmasına büyük bir özen göstereceğiz. Başta Susurluk olmak üzere ihtiyaç duyulan yerlerde yeni mezarlık alanları açacağız. Bu alanlarda ağaçlandırma, peyzaj ve çevre düzenlenmesi yapılmasına da büyük bir özen göstereceğiz. Bölgemizdeki tüm doğal kaynakların verimli ve doğru yönetilmesinin ve temiz enerji stratejileri oluşturmanın vazgeçilmez olduğunu özellikle savunuyoruz. Bölgemizdeki rüzgar, güneş, jeotermal ve dalga enerji kapasitesinin maksimum düzeyde kullanılabilmesi için projeler hazırlayacağız. Bu konuda yatırım yapacak girişimcilere çözüm ortağı olup kendilerini destekleyeceğiz. Bölgemizdeki yerli ve yenilenebilir kaynakların tamamının en verimli şekilde kullanılabilmesi, sıfır atık uyumlu projelerin yaygın hale gelmesi, %100 temiz enerji kullanılması temel hedefimiz olacak. Ve bunun için uzun vadeli master planlar hazırlayacağız. Projelerde güvenli ve verimli bina ısıtma sistemlerinin, doğru yakıt tercihlerinin, sıfır atık uyumlu projelerin, verimli su kullanımının yaygınlaşmasını da teşvik edeceğiz. Projelerde binaların maksimum verimliliği sağlayan yeşil izolasyon teknikleri kullanması için standartlar getireceğiz. Belediye özel sektör işbirliğiyle güneş enerjili çatıların kullanılmasını yaygınlaştıracağız ve bu konuda teşvikler vereceğiz. Ve Balıkesir'i gelecek 10 yıllara hazırlayıp bir dünya kenti ve bir marka yapacağız. Balıkesir'e en iyisi yakışır.